Bazı kurumsal şirketlerin ise bağımsız teknoloji girişimlerine doğrudan ve dolaylı olarak sermaye yatırımları yaparak bu dönüşümden fayda sağlamaya çalıştıklarını gözlemledik. Bu yatırımların stratejik satın almalar veya dolaylı fon yatırımları olarak başlayıp son yıllarda yerine kurumsal girişim sermaye yapılarına bıraktığını gördük. Bugün de panelimizde 3 konu başlığına değinmeye çalışacağız. Captive customer, kolay para raise etmek, iyi bir management team ama dezavantajları var. Hungry bir, hakikaten aç bir management team olamayabiliyor. Incentive structure zannedildiği için. Ve o hungry olmadığı için de o idea early test edilemeyebilir. Herhangi bir girişimin başlangıcında belirli bir müddet para yakmanız gerekebiliyor. O pazarı domine etmek için, o pazarı kazanabilmek için. Karşılaştığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu para yakmaya karşı holdingde doğal bir defans mekanizması var. Her ne kadar onu gelecek yönetim biz işte hani başta 24 ay para yakacağız, bize bu kadar rakam para lazım dese de holdingin kasları ve yapısı ve genetiği itibariyle bu para yakma mekanizmaları 6 ay sonra, 10 ay sonra, 18 ay sonra sorgulanmaya başlıyor ve burada yönetimi biraz da sıkıntıya sokuyor. Bu startupları daha da hızlandırması öncelik olması lazım, yavaşlatmıyor olması lazım. Yani dışarıdan birisi girdi diye bu karar mekanizmalarının yavaşlamaması da en önemli konulardan bir tanesi. Şimdi Eren'e bırakmak istiyorum. Şimdi sağ ol Ömer. Şimdi yani sırf bunlara özel değil, herhangi bir ortaklık kurulurken iki tane kutup var çok tehlikeli. Bu taraf tamamen kervan yolda düzülür kutbu. Yani bir girelim şu ortaklığa da ondan sonra şey yaparız. Bu tarafta başına gelebileceğini düşündüğün her türlü senaryoyu bir şekilde kağıda sözleşme dökme kutbu. Yani ben bunu mesela ekstrem örneklerde gördüm. Sözleşmelerde tahkim klozu olur mesela ders sonunda. İşte sözleşmeye Türk hukuku uygulanır. Atıyorum sözleşmeden bir itilaf çıkarsa İstanbul'da işte ICC tahkimde görür. Ben bu maddeyi 4 sayfada yazan sözleşme gördüm. Tahkim sırasında hakemlerden bir tanesi vefat ederse ne olur vesaire. Şimdi her şeyi böyle yazamazsınız. Yazayım derken zaten ortaklık o aşamada patlar. Ve daha çok şey düzeltmedikçe daha çok boşluk yaratırsınız farkında olmadan. Dolayısıyla birincisi ortaklığı kurarken bu bir denge noktasını bulmak lazım. Ne kervan yolda düzülür diyeceksiniz. Ne böyle sanki elinizde kristal bir küre varmış, her şeyi öngörebilirmiş gibi davranacaksınız. Arada bir dengeyi oturtmanız lazım. Teknoloji yatırımı denen şey hakikaten teknoloji bilmen gerekiyor. Öyle herhangi bir high level'dan bakabileceğim şey değil. O yüzden geniş bir spektrumda funds of fund'larla değişik yatırımlar, yatırım yapan şeyi VC'lere yatırım yapıyor ki öğreneyim. A prosesi öğreneyim ve hangi teknoloji specialization'ı bana daha uygun oluyor, kafam basıyor diye öğreneyim diye bakıyor. Sonra ikinci adımında kendisi direkt invest etmeye başlıyor ve bunu bıkmadan usanmadan 20 yıl boyunca yapıyor. Yine Eren'in söylediği o sabırlı yatırımcı olmak burada da ön planda.